Onur'dan şu anda bir his olarak, bir duygu olarak bir şey beslemiyorum dedim. Şu anda da arkasındayım. Arkadaşıma da dedi ki, bak böyle bir cümle kullandı. Dedi ki, Ferma benim arkadaşım, Onur'dan hoşlanamaz. Hı. Ben de dedim ki, ileride ne olur filan, yani ilerisi için konuşuyorduk. Lütfen Onur'dan benim ağzımdan konuşma demedim. Dedim. Onur'dan hoşlanamaz demedim. Var mıydı yanınızda birileri? Ne evet, ben vardım falan. Zaten bu algıyı da ilk oluşturan bendim. Evet çünkü... ya, çok sağ ol ya. Yo, kardeşin de oluşturdu. Herkes onu, bu düşünüyor bu evde. Kardeş size gelmeden önce biliyorum. Hani söyledim Farima'nın Onur'dan hoşlandığını. Çünkü çok belli, çok belli ediyor ve belli etmediğini zannediyor. Dur ya, dur. Onun da ben görüntüleri var. Hoşlanamaz dedim. Onun da görüntüleri var. Bir durun, bir Adnan çok konuşmak istiyor, konuşsun. Ha, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ondan sonra şu görüntüyü vereceğim. Bir soru soracağım Yağmur'a. İlla sadece Farima mı, hani birinin Onur hakkında kötü bir şey söylemesini, kötü bir eleştiri yapmasını istemiyor musun yanında? Yanımda bugüne kadar kimsenin kötü bir eleştiri yaptığını çok ne? Şey yapmadım. Ne? Yakın arkadaşım olarak bak. Şaka mı yapıyorsun Gamze'yi, sen? Gamze ile alakalı söylüyorsan evet. Bugün Gamze ile de bunu konuştum. Burada hatta arkadaşlar ben birinin adını verirken siz beni neden... ya ben şu anda konuşamıyorum. Peki, peki ben Melis'e soracağım. Melis bu evden ayrıldın. Bir dakika Adnan. Kaç kızla dost kaldın? Evden ayrıldığımda kız mı? Şu bir anda, tane bile yok. Anladınız mı? Ablası, neden kadın evlenme ihtimalini? Burada iki gündür Mete Zori arkadaş oldu. Mete Zori yani gerçekten burada yani ben, 8 kadını bir eve koysan. Birini dünyanın öbür ucundan, diğerini Etiyopya'dan, diğerini Kamboçya'dan getirsen arkadaş olur. O zaman şöyle bir açıklama yapayım mı Seda Hanım? Hı. Ablasıyla tanıştırdı beni. Ablası çok ağladı. Bana dedi ki lütfen o senin kardeşin. Ona sahip çık. Ne olur yanında ol. Burada kimsesi yok. Ve eğer o birinden hoşlanıyorsa ben onun adını yani... Ablam çok mu ağladı? Çok dramatik ben bence bu anlattığın ya. Şey. Bana göre ters. Çok dramatik yani. Sevgili falan olsa anlayacağım da. Çok mu iyi bak? Seda Hanım konuşabilir miyim artık? Biz ablamla... Hayır Onur bir sonraki daha sene sonra konuş. Allah Allah. Sen arabadan inmiştin. Şimdi Melis diyor ya ben bu algıyı başlattım. Bir saniye Yağmur. Ben sana katılmıyorum. Bak Onur için mücadele etmiyorsun çünkü. Veya ne bileyim ben hoşlandım, onu lafımı söyledim, isteyen üstüne alsın diyorsun. Sonra başka biri ondan hoşlanınca hoşlanamaz etik değil diyorsun. Hayır hoşlanamaz demedim. Hoşlanırsa küserim diyorsun. Bakın öyle demedim ben. Ben çekilirim dedim. Yani Farima'dan değil Onur'dan çekilirim diyorsun. Evet. Ama Farima'yla dost kalabilecek misin? Ben Onur'un adını bile ağzıma almam dedim. Bana göre ters dedim. Sakin ol Farima'cığım iyi misin? Bir şey söylemedim neden böyle anlaşılıyor yani? Ne oldu ya şimdi? Ne oluyor Seda Hanım anlamıyorum. Ne bu kadar yaşanmışlıkta? Ben böyle bir şey asla yani. Ona hoşlanma, görüşme böyle bir şey demedim dedim arkadaşlar. Ablam ağladı deyince. Vallahi. Çünkü gerçekten hissediyor. Yağmur Farima'nın ablasıyla konuştuğunu iddia etti. Kız kardeşim burada tek sen ona sahip çık dediğini söyledi. Farima bunu duyduğuna sinirlendi. Ablam seninle böyle bir şey ne zaman konuştu dedi. Ve bir anda öfkelenmeye başladı. Yani Yağmur'un yalan bir ifadede bulduğunu, doğru olmayan bir şeyi söylediğini ima ederek sanki o anda Yağmur'u bozmamak için öfkelendi ve kalktı gitti. Yani ben en azından böyle anladım. Artık bir damla bile birbirlerine parlamalarına sebep olacak durumda. Çünkü çok gergin araları. Bu da zaten gerçek dost ya da arkadaş olmadıklarını gösteriyor. Ben pazar günü finalde zaten takınmam gereken tavrı takındım. Bunu Seda Hanım da zaten defalarca söyledi. Ve destekliyorum. Evet. Onun dışında size çok güzel bir şey söyleyeceğim şimdi. Allah size, Onur ismini söyleyen kişilere söylüyorum. Allah size Melis ve Rabia'nın cesaretini versin. Tamam mı? Üç gündür bu evden çıkmıyorlar. Üç gündür ve istedikleri adaylarla burada çok güzel sohbet muhabbet içerisindeler. İletişim içerisindeler. Tabiri caizse aşk yaratıyorlar, elinden tuttular ve çok güzel bir şekilde ilerliyorlar. Öyle gelinler evinde, ya Onur onu demiş, Onur bunu aynen yapmış, sana Onur şunu yapmış. Böyle bıdı bıdı bıdı. Bizim ev arkadaşlık evi değil. Onur ismi üzerinden kimse prim yapmıyor. Bakın, eğer birini istiyorsanız, Onur. Eğer hoşlanıyorsanız gelirsiniz burada. Bu kadar. Konuşursunuz, abi net olun ya. İletişim içerisine girersiniz. Aynen. Aşk yaşayabiliyor muyuz, yaşamıyor muyuz o zaman görürüz. Yok, bravo, Melis'in dediği gibi o yüzden takdir ediyorum. Bakın arkadaşlar, burası aşk evi. Burada aylardır uğraşıyoruz. 6 aydır kaç tane aşk yaşandı?
Ya sokakta olsanız, genç güzel, yaşı yaşına, boyu boyuna denk insanlarsınız. En kötü oturursunuz bir restoranda, bir kafede, bir çay, bir kahve içer, bir tabak makarna yer, bir şey konuşursunuz. Bir kadın erkek alışverişinde, etkileşiminde bulunursunuz. Güzel insanlar, genç insanlarsınız. Burada bu kasmak, bu işte etraf izliyor halleri, bu bilmem ne söyleyemem, yok biz çok yakın arkadaş, böyle bir şey yok. Bu bir evlendirme programı, bu bir aşk programı. Evet. Ay canlı Onur, aşk aşk. Olmadı sevgili izleyiciler, olmadı. Keşke olsaydı. Keşke telli tuvaklı Ay canlı Onur bu evden gelin damat yürüseydi, çıksaydı. Siz evlensin, hepsini evlendiririz. Geçen sene sorduk, evlendirdik. Gördünüz, hamileler bebek bekliyorlar. Kız çocuğu. Şimdi ne suç bizde ne onlarda. Sizin hiç mi yürümeyen ilişkiniz olmadı? Elinizi vicdanınıza koyun. Sevgili izleyicilerimize de bunu söylüyorum. Ya bizi suçlarlar, ya sizleri suçlarlar. Hiç mi yürüyen ilişkiniz olmadı? O zaman kimi suçluyorsunuz siz Seda kendi Hanım, özel hayatlarınızda? Seda Hanım ben burada... Şimdi bu evde şunu demek istiyorum. Bu ev arkadaşlık evi değil. Herkes istediği zaman istediğinden hoşlandığını söyleyebilir ve söylesin. Çünkü bu evde önünüzde 3 ay var gibi düşünmeyin. Melis'in dediği gibi. Bugün çarşamba mı? Bir haftanız bile yok. 3 gün sonra kim ayakta belli değil. Pazar günü bu evden kim veya kimler gidiyor belli değil. Ona göre ayağınızı denk alın. Duygu bastırmakla bir yere varılmıyor. Evde eğer oturup da platonik aşk yaşayacaksanız televizyonun diğer tarafında yaşayın. Açın kumandayı. Bir film yıldızına, dizi yıldızına aşık olun, yaşayın. Bravo. Evlenecekseniz bu evde olacaksınız. Bizim de vaktimizi çalmayın artık. Bravo. Samandan şeylerle uğraşamayacağım ben. Şimdi Melis. Ben demiştim diyorsun, evet, ilk bu algıyı. Nereden çıkardınız ikiniz daha? Bismillah, iki gün oldu. Şöyle söyleyeyim Seda Hanım. Onur'un ne zaman lafı geçse kesinlikle Farima bir yorumda bulunuyor. Ondan sonra ya da ben dedim ki bu sürekli yorumda bulununca, dedim sen o zaman Onur'dan hoşlanıyorsun. Ben böyle deyince çıldırdı. Evet. Ondan sonra bugün mutfaktayız. Ondan sonra aynı şey şimdi de yaşandı. Tekrar çıldırdı. Aynen. Burada tekrar çıldırdı. Finalde Seda Hanım, ben hoşlanmadığım bir adamdan hoşlanıyorsun deseniz benim umurumda olur mu? Asla olmaz. Peki Yağmur, sana acıklı bir şey söyleyeyim mi? Ben 2 aydır bir adama hoşlanıyorum desem ve adam kılını kıpırdatmasa benden hoşlanmıyordur. Bundan sonra da benim yanıma gelirse benden hoşlandığı için değil, bana razı olduğu için gelmiştir. Onu da ben istemem. Bu konuşmayı da sana bugün yaptım önüne bak. Seda Hanım. Öyle yaptım zaten. Önüne bak. Yani. Ya bak, yani kadın olarak, ablan olarak önce söylüyorum. Önce emin olun aynısını konuştum. Sen güzel kadınsın, bekar kadınsın. Aynısını bir konuştum. Bir erkek 2 aydır böyle güzel, bekar bir kadının ilgisini bile bile ona karşı bir adım atmıyorsa. Ben de aynısını söyledim, inanın. Bir gün gelir bak, 2 hafta sonra gelebilir. Belki razı olduğu için işte kızcağız da bekliyor. Ben adım attım, karşıdan bir şey gelmiyorsa önüme bakacağım. Dedim, bugün söyledim. Hiçbir zaman o tartışmayı Farima'yla yapma, baskı kurma. Bırak. Hayır ama lütfen, baskı kurmadım ben. Ama orada Farima'nın sen konuştum. Benim arkadaşımken nasıl hayır, hoşlanıyor hayır, musun diye bağırman. Ben öyle... Öyle değil ama ben dedim ki böyle ya bir şey anlatsanız arkadaşlar. Daha eski adaylara da demişliğim vardır. Hoşlanmadığınız adaylara benim için ne yaptın diye sorarken... Gerçekten hoşlandığınız adayların peşinden ertesi gün pastayla, börekle, çiçekle koşturdunuz diye. Erkek milleti böyledir. Koşmak, bunu kulak arkası edin. Birinin peşinden koşmak benim tarzım değil. Ben adım attım. Kendisine belirttim. Zaten istese kendisi gelirdi. İşte. Ben de ona göre bu saatten sonra yoluma bakacağım diye bir konuşma bugün gerçekleştirdim. Tamam, bunu anladık. İnşallah pratikte de uygulamasını görürüz. Senin kesinlikle mutluluğun için. Kesinlikle. Bak onlar beni ikinci derecede kesinlikle ilgilendiriyor. Çünkü onlar erkek. Kesinlikle. Ve bu programda kadın ayrımcılığı yapıyoruz. Tamam mı? O yüzden Onur, sana söz vermiyorum. Hadi bay bay. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz. Çok tatlı. Arkadaşın diyor yerin dibine gömüyor diyor. Ya, hiçbir şey demiyorsun diyor. Ortada madem hiçbir kardeşim, şey yok. Sen notursun bana söyle, zaten söyle diyor. Ya. Aslında bir tek bu kız söyledi. Sen bu adamı kırmızı odaya çağırıp seni tanımak istemiyorum demedin mi? Ben erkekler böyle. Adamın demiş istediğini yapan tek kişi sensin. Ama gene bir şey yapmadın. E sana ilgisi olmadı zaten, çok açık. O zaman bir şey beklemeyecek kardeşim. Benim, yok benim gelmedi, zaten ona karşı yok, bir aşkım demeyecek yani burada. Yok onun yani. Kalbi atmıyor. Böyle ayy, bir şey olamaz zaten. Çıldıracağım, soracağım, ben soracağım. Ben tanımak istediğimi söylemiştim. Bugün Farima'yla çok fazla gergin anlar yaşadık. Aslında isterdim ki bunu kendi aramızda konuşalım. İnsanlara prim vermeyelim. Çünkü bundan hoşlanacak arkadaşlarımız olacaktı. Ya o beni yanlış anladı ya ben onu yanlış anladım. Birbirimize kendimizi ifade edemedik. Son cümlemde de aslında seni ben ablanın gördüğü gibi görüyorum anlamında. Ablan da beni sevdi anlamında. Bana emanet etti açıklaması yaptım.
bundan çok fazla gerginleşti. Niyetim kesinlikle böyle bir şey değildi. Zannedersem arkadaşım her şeyi çok fazla yanlış anlıyor. Bu saatten sonra da arkadaş değiliz. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.